Abim bence bu sefer fena halde köşeye sıkıştı. Parasız kaldığı için Nurtop'la kesinlikle evlenecekmiş gibime geliyor. Bence de. Yani maşallah kız da çok güzel. Ah, ben bakarım. Şu iş hayırlısıyla bir olsa vallahi bobinci babaya gidip tam 32 metre bobin saracağım. Mevkime Hanım teyze yok mu? Yoksa iç halini almaya bankaya mı gitti? Hayır canım, burada. Mevkime Hanım teyze, siz burada mıydınız? Evet, buradayım. Merhaba kızım. Mazhar Bey yok mu? Hayır canım, zaten buraya pek sık gelmez. Aa, insan kendi evine sık gelmez mi canım? Saçmalama Reyhancığım, burası zaten onun evi değil ki. Aa, doğru ya, burası sizin eviniz. Ay Allah'ım, ne salam. Maalesef aynı fikirdeyim. Ben de Mazhar Bey'in evi bu kadar yakın değil, ne kadar çabuk geldim diyordum. Eğer bize söyleyecek bir şeyin yoksa gidebilirsin Reyhan. Yok yok, yani var var. İçimden bir ses Mazhar Bey'le çok yakında evleneceğimizi söylüyor. Reyhan, istersen artık bu sevdadan vazgeç kız. Hangi sevdadan? Sevda Demirel'den mi? Mazhar sevdasından. Aa, nedenmiş o? Yüzüp yüzüp koruğuna gelmiş de. Bence sana öyle geliyor Reyhan. Ne demek yani bu? Yani Mazhar başka bir kızı seviyor demek. Yok, olamaz. Bana bunu yapamaz. İnanamıyorum. İnanamıyorum ben. Sakin ol Reyhan. Ne çileli başım varmış. Bir yatak bulup kapanıp ağlamak istiyorum. Bak anne, bir de bana ruhsuz dersin. Üzüldüm valla. Ne yapalım canım, ben de üzüldüm ama Reyhan'a da Mazhar'ın başka birisiyle evleneceğini söylemek gerekiyordu. Neyse, biraz zaman geçsin, ben Reyhan'a da hayırlı bir kısmet bulurum artık. Tenni, tenni, tennenni, tenena. Olur, olur çocuklar. Ya kanto mu yapsak? Epeydir yapılmamış. Arkadaşlar, bence bir kaset yapalım. Yanında da o kasetin 3 tane nostalji kasetini verelim. Hadi be salak. Bana kalırsa en iyisi türkü. Bence de. Hele bir de R'lere R diye söylersek kaset acayip satar ha. Muanda yuva yapmış, soğutlarla vay vay dalına. Yavrusunu sinek kapmış, gördün mü? Ya türkülerimiz ne kadar güzel, gördünüz mü? Çocuklar, türkü yapmazsanız bu işi unutun. Bence de Mazhar haklı. Favori şarkımız da Bekar Gezelim olsun. Herkes tarafından çok seviliyor. Tamam, kapatalım. Tamam. Of of. En sonunda bir stüdyo bulabildim arkadaşlar. Ya ülkemizde herkes kaset mi çıkarıyor ki bütün stüdyolar dolu. Zar zor bir yer bulabildim. Hadi arkadaşlar gidiyoruz, deneme kaydı yapalım. Hadi. Allah! Kesin oluruz bak! Başlıyoruz. Son 2, 3, 4! İnanamıyorum. Siz nasıl bunlara kaset yapalım diyebilirsiniz? Araba alarmlarının sesi bile bunlarınkinden daha güzeldir. Haklısınız. Bir hatadır oldu. Düşüncesizlik işte. Hayret bir şey arkadaş. Heriflere bak. Bu berbat sesleriyle bir de kaset yapmaya gelmişler. Bir şey değil, aletleri bozacaklar. Hadi yürüyün, yürüyün. Gidiyoruz Allah'ın kargaları. Yürüyün. Hayrola Önder Bey. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Sizde böyle berbat ses varken zaten hiçbir şey olamaz. Hadi yürüyün, gidiyoruz yeter istedikler. Haydi güzelim, şeker ezelim. Bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim. Minik kuşum gel, inat etme. Bu kızla evlenirsen ailemizin mahkûs talihi değişecek. Yani hepimiz zenginleşip saraya dayanan soyumuza layık zengin insanlar olacağız. Allah aşkına iki dirip üstünü sarayıp durma. Ben zengin falan olmak istemiyorum. Bak evladım, Berhudar Jetsan'ın kızı Nurtop'la evlenirsen Berhudar Bey sana koskocaman büyük bir ajans açacakmış. Ay kendisi söyledi. Ne? Ne?
Bana ajans mı açacak? Tabii abi. Damadı değil misin? Sana açmayacak da kimi açacak? Düşünsene oğlum. Mahmutation reklam ajansı. Ay, kulağa ne kadar da hoş geliyor. Hadi ya. Ya resmen kendi işimin patronu olurum o zaman ben. Müfit Bey'i de müdür yaparsın. Ajansında sırf Berhudar Bey'in şirketlerinin reklam işlerini yapsam bile yeter. Evlatım ben senin kötülüğünü isterim. Yavrum niye beni dinlemiyorsun? Bir düşüneyim anacığım. Sıkmaz ediyorsun. Duyduğuma göre başka bir kızla evleniyormuşsunuz Mazhar Bey. Alın da bu gelinliği alıverin. Hoppala. Beyan ne diyorsun sen? Bu gelinlik benim işime yaramayacak artık. Çünkü asla evlenmeyeceğim. Ben gelinliğime doymadım. Doysun kaya topraklar. Bari ona yarasın. Aşk olsun yani, aşk olsun anne. Reyhan'a da mı söyledin? Aman canım, bırak şu salağı. Bırak şu salağı. Alo, evet benim. Öyle mi? Çok özür dilerim, ben unutmuşum. Unuttum tabii, merak etmeyin. Yarın ilk işimi hallederim ben. Teşekkür ederim, uyardığınız için sağ olun, sağ olun. Bankadan arıyorlar. Araba için aldığım kredinin taksitini ödemem gerekiyor. Ama para nerede? Hiç bu kadar parasızlık çekmemiştim ya. Abi anlamıyor musun? Nurtop'la evlenirsen hayatın kurtulacak, hayatın. Bak işte borçlarını bile ödeyemiyorsun be oğlum. Bir anda rahata ve bolluğa kavuşacaksın. Üstelik de hem güzeller güzeli bir karın hem de Mahmutation oğlu adlı bir ajansın olacak. Ama gene de sen bilirsin tabii. Yani ister borç içinde yüzersin, ister para içinde. Neyse. Hadi artık biz gidelim, yürü Firdevs. Hoşça kal oğlum. Güle güle. Bak iyi düşün abi. Tamam düşünürüm, güle güle, güle güle. Kendi ajansım. Kendi ajansım olacak ha. Evlensem mi acaba? Aman neler düşünüyorum ben ya. Ah ulan şu kaset işi olsaydı ne olurdu sanki. Hayırdır kocacığım, sıkıntılı gibisin? Çok canım sıkılıyor usta, çok. Yakında ülkenin en yüksek dağları benim birikmiş borç dağlarım olacak. Borçlarımın hiçbirini ödeyemiyorum. Ne demek istiyorsun? Sana böyle para mı yapayım yani? Aman Allah'ım inanamıyorum. Ben bu kadar parayı hayal bile edemezdim. Etme zaten, şaka yaptım. Şaka mı? Canım böyle bir şey aklından bile geçirme. Biliyorsun böyle şeyler yapamam. Çünkü yasaklandı. Allah Allah. Peki ne yapacağım ben şimdi? Annemler de o zengin herifin kızıyla evlenmemi istiyor. Köşeye sıkıştım. Bana bakma sen, o kızla evlenmeyi düşünmüyorsun değil mi? Hayır düşünmüyorum. Aslında düşünmek istemiyorum da başka çare de görünmüyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana.